Devam edelim. Tamam. Gut su rahatsız ile devam evet, edelim. Gut'la devam edelim. Evet. Burada kiraz sapımız var. Mısır püskülümüz, ısırganımız, biberiğimiz var bizim burada. Gut rahatsızlığında. Bunu da yapma şekli şu şekilde olması gerekiyor. İlk başta ısırgan bitkimizi kullanmaları gerekiyor. Bu ısırgandan da yine kaynamış olan bir su çok güzel bir bardağımızı. Isırgan ama o. Bak koyu yeşil hem de. Enfes yani. Bravo. Kaynamış olan bir su bardağımızın içerisine bunu bir tutam şeklinde atıyoruz. Bu burada 7 ya da 8 dakika kaynaması gerekiyor. Kısık ateşte yalnız. Bu kaynama işlemi tamamlandıktan sonra sıcakken süzülüp ılık olarak sabah kahvaltısından yarım saat önce bir su bardağı şeklinde içilmesi gerekiyor. Öğlenleri de devreye burada bizim ısırgan ve pardon kiraz sapı ve mısır püskülümüz devreye giriyor. Buradan da kiraz sapından 25-30 tane evet atmamız gerekiyor. Yediğin kirazın sapını sakla. Mısırı evet. Soymadan püskülünü bir kenara koy. Yani hiçbir şeye değil mi hocam? Ekstra evet. Bir, aslında bir şeye gerek yok. Masraf yani doğa her şeyi Hüseyin, koymuş yani, önümüze. Allah'a şükrediyorum. Anadolu'ya gittim ya 2 hafta önce. Doğada dolaşırken orada bir mısır gördüm. Ya Rabbi. Eski 6, mısır. 7-8 sıralı olan mı? Evet. Aynen. Ve küçük. Küçük tanelerinin boyu da. Neyse inşallah onu önümüzdeki sezonda çoğaltacağız. Yani i̇nşallah. Çok benim için müthişti o seyahat. Yani çok etkili. Tamamen bir tevafukla gittik oraya. Evet. Tamamlıyorum. Burada kiraz sapıyla mısır püskülümüz aynı suyun içerisinde hazırlanması gerekiyor. Yine bunu da burada bir su bardağımızı kaynatacağız. İçerisine dediğimiz gibi 30 tane kiraz sapımızı ve bir tutamda mısır püskülümüzü atıp burada bu da 7 ya da 8 dakika kısık ateşte kaynayacak. Sıcakken süzülüp ılık olarak öğlen yemeklerinden yarım saat önce içilmesi gerekiyor. Akşamları da devreye biberiye bitkimiz giriyor. Bu da burada yine bir su bardağımıza burada yine kaynayacak burada. Kaynamış suyumuzun içerisine birer tutam şeklinde atıyoruz. Kaynamış suyumuzun içerisine. Bu da burada 9 dakika kaynayacak. 9 dakika sonra sıcakken süzülüp ılık olarak akşam yemeklerinden 2 saat sonra şeklinde içilmesi gerekiyor. Bu da bizim gut kürümüz.